cehennemden çıkarmaktan daha büyük bir hediye ne ola ki? Seni o cehenneme sokar. 2665 gündür düşünmediğim isim kalmadı. Beni satan bu ismi bahşedin. Canım da malım da sizindir. Kardeşin İsmail. Yüzleşmediğin tek isim İsmail Kılıç. Yüzleşmek istersen içeride. Canım abim, seni kavuşturan Allah'a kurban olayım abim. Abi. Özlemişim seni İsmail. Biz de seni özledik abi. Çökertemediler abimi. Kimse çökertemez. Çökertemezler. Yanıma gel. Bulabildiniz mi beni satan o şerefsizi? İsmail. Abi, Avrupa'daki temaslarımız hala sürüyor. Geçen Norveç'te bir sıkıntı çıktı, gittim hallettim. Şimdi tıkır tıkır satıyoruz malları. Başka? Sana söylemediğim bir şey var. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Söyle İsmail. Abi, seni üzmek istemedim. Sen zaten orada bir başına neler çekiyorsun. İsmail! Anamı kaybettik abi. Nasıl? Kadıncağız dayanamadı abi. Senden sonra gün gün eridi. Son nefesinde Halil İbrahim dedi. Başka bir şey demedi. Başka bir şey demedi mi anam? Yok abi. Abini niye sattın demedi mi İsmail? O nasıl söz abi? Ulan gelip kafama sıksaydın malım mülküm senindi İsmail. Ulan beni nasıl satarsın? Abine nasıl kıyarsın? Ananı nasıl öldürürsün südü bozuk? Abi. Mecbur bıraktılar abi. Yoksa abini yaşatmayız dediler ha. Çıkamayacak nasılsa dediler değil mi ulan? O sıçan gibi içeride çürürken sen kral olacaksın dediler değil mi ulan? Kahveliğinin raicine ulan! Şeytana uydum abi. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Sen içeri girdiğin anda pişman oldum. Ama elden ne gelir? Kaç kişi biliyor beni sattığını? Kimse bilmiyor abi. Yetkililer haricinde bir o kamyoncu biliyordu. Onu da geberttim. Bir gün öğrenirsem ne yapacağımı düşündün mü İsmail? Her saniye onu düşündüm abi. Kaç kere rüyamda gördüm. Kaç kere af diledim. Kaç kere elini ayağını öptüm. Beni affet abi.
Thank you.